Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, şu ana kadarki eğitim içeriğini düşünecek olursak Power BI'de birden fazla katman var demiştik ve şu ana kadar gördüğümüz modüllerle veri modeli tarafını gördük, DAX tarafını gördük, ETL tarafını gördük. Şimdi bir başka katmana daha başlayacağız. Veri görselleştirme. Diğer konularda çok iyi olsak bile eğer veri görselleştirme tarafında bazı kurallara uymuyorsak, hazırladığımız raporlar iş sorularına yanıt vermiyorsa, düzgün cevap vermiyorsa, bir aksiyon almayı kolaylaştırmıyorsa veya estetik açıdan kötüyse, tabiri caizse puan alamıyoruz. Veri görselleştirme kısmı tabiri caizse işin satışını yaptığımız kısım. Veri modeliniz çok iyidir, DAX metrikleriniz süper hızlı çalışıyordur ama tasarımlarınız kötüdür. O proje kötü diye adlandırılır ya da öyle algılanır. Şimdi rapor tasarımlarıyla ilgili dikkat etmemiz konuları iki farklı başlıkta incelemek mümkün. Bir tanesi konunun tamamıyla estetik açısından değerlendirmesi, ikinci başlık hazırladığımız rapor sayfaları bir aksiyon almayı veya kapsamı anlamayı kolaylaştırıyor mu? Şimdi bu iki farklı konu üzerinden rapor tasarımlarında yapılan sık hatalara değinecek olursak Bunlardan bir tanesi estetik tarafında renklerle ilgili. Renkleri uyumlu kullanmak lazım. Hem estetik açıdan hem de renklerin anlamı açısından uyumlu kullanmak lazım. Örneğin bazı renklerin anlamı bütün kültürlerde aynıdır. Kırmızı, sarı, turuncu gibi renkler dikkat, tehlike, ikaz gibi anlamlara gelir. Yeşil, mavi gibi renkler genellikle olumlu durumları anlatmakta kullandığımız renklerdir. İşin estetik tarafında yerleşiminizden tutun, rapor sayfalarınızda kullandığınız başlıkların fontuna kadar, fontların büyüklüğüne kadar, görsellerinizin arasındaki boşluklara kadar birçok şey önemlidir. Bazı iş sorularına hangi tip görsellerle cevap verebileceğimizi, daha iyi cevap verebileceğimizi öğrenmek önemli konulardan bir başkası. Aynı iş sorusuna aynı metriklerle eksenli bir görselde yanıt verirsiniz size hiçbir şey anlatmazken başka bir görselde anlamlı olabilir. Dolayısıyla hangi iş sorusuna, hangi tür soruları, hangi tür görsellerle cevap veriyor olmak öğreneceğimiz kısımlardan biri olacak. Şimdi işin estetik tarafını bir tarafa bırakacak olursak bir rapor setinin kalitesiyle ilgili en büyük göstergelerden bir tanesi iş sorularına verdiği cevapların kalitesiyle ölçülür. Hangi kapsamla ilgili rapor seti oluşturursanız oluşturun. Hazırladığınız raporlar bir iş sorusuna cevap vermiyorsa, bir aksiyon almayı kolaylaştırmıyorsa doğru rapor seti tasarlamamışız demektir. Şimdi konunun iş tarafındaki durumlarla ilgili bilmemiz gereken set sadece Power BI ile de ilintili değil. Eğer bir satış bütçe maliyet karlık gibi bir analiz yapıyorsanız iş sorularının ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor hangi kapsamı, hangi iş sorularıyla ölçeriz, hangi KPI'lerle ölçeriz gibi. Dolayısıyla iş sorularını biliyor olmak, o sorulara hangi görsellerle cevap verirsek daha iyi sonuç alırız. Bu hem estetik tarafında hem Power BI'nin tekniği tarafında hem de iş süreçleri tarafında bilgilerimizi harmanlamamızı gerektiren bir konu. Eğer bir developer'sanız rapor sayfalarında siz tasarlıyorsanız lütfen o rapor sayfalarının tasarımlarını belirlemeden önce, netleştirmeden önce iş sorularıyla ilgili süreç tarafındaki sahipleri kimse o kapsamın lütfen onlarla toplantılar yapın. İş sorularını listeleyin. O iş sorularına hangi şekillerle yanıt aradıklarını deşifre etmeye çalışın. Eğer rapor sahiplerinin ihtiyaçlarını tam olarak belirlemeden bir rapor tasarımına girişirseniz o rapor setine daha sonra kimsenin bakmayacağından emin olabilirsiniz. Hazırladığınız rapor sayfalarının belki de en önemli göstergesi bir iş sorusunu cevaplıyor mu? İşle ilgili bir aksiyon almayı kolaylaştırıyor mu? Bu iki soruya da verdiğimiz cevap evetse rapor tasarımız doğrudur. Estetik olarak belli bir çıtayı geçtiği takdirde işimizi doğru yaptık demektir. Ama işin estetik tarafında normal Power BI'daki teknik konuların haricinde yapılabilecek çok fazla şey var. Arka planlara koyacağınız resimlerden tutun, raporlarınızı da kullanacağınız ikonların ne olacağına kadar birçok işin tamamıyla grafik ve estetik tarafından gelen öğeler de var. Şimdi hangi sorularına hangi görsellerle yanıt veririz sorusunu zaten bu modülün konuları içerisinde birlikte öğreneceğiz. O yüzden bu derste kötü pratiklerin ne olduğu üzerinde duracağım. İsterseniz kötü rapor örneklerine biraz göz atalım. Şimdi renklerle ilgili bazı şeylerden bahsettik. Renk seçiminden tutun seçtiğiniz renklerin kontrastı, solukluğu, canlılığı bir rapor sayfasının görünümünü estetiğini etkileyen şeylerden bir tanesi. Bu resmi ben Zebra BI diye bir web sitesinden aldım. Güzel bir örnek olduğu için. Örneğin renklerle ilgili burada birkaç tane örnek var. Rapor sayfası tasarım var. Bu sol üsttekine bakacak olursak buradaki renk seçimleri çok cansız ve aralarında yeterli bir kontrast yok. Benzer şekilde bir alttaki örneğin sorunu da aynı şekilde. Bir renk seçimi yapılmış ama renkler o kadar cansız ve soluk gözüküyor ki görselin kendisini okumak bile zor. Fontlarla ilgili bir başka notumuz vardı. Eğer çok küçük font seçerseniz, uygunsuz font seçerseniz, aynı rapor setinde farklı farklı fontlar kullanırsanız bu da bir estetik probleme işaret eder. Buradaki örnekte çok küçük font kullanılmış, okumak zor. Bu renk ve fontlarla ilgili şöyle bir önerim olabilir size. Şimdi birçok şirketin kurumsal renkleri ve fontları var. Eğer böyle bir durum varsa rapor setlerinizde onları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Eğer böyle bir şey yoksa bir renk teması seçin veya oluşturun, bir font grubu seçin ve şirketteki tüm kapsamlarda, A'dan Z'ye bütün kapsamlarda aynı fontları, aynı renk temasını kullanın. Yaptığınız tüm kapsamlarda aynı renkleri, aynı fontları kullanırsanız en azından şirket içerisinde bir bütünlük sağlamış olursunuz. Rapor tasarımlarında yapılan bir başka hata, bir sayfada çok fazla sayıda görsel kullanmak. Şimdi hiçbir raporda, hiçbir kapsamda tek bir sayfada her şeyi görmek diye bir şey yok. Tek bir sayfada her şeyi gösteremezsiniz. Göstermeye kalkarsanız o sayfa okunmaz, anlaşılmaz. Her bir rapor sayfanızın belli bir iş sorusuna net bir cevap vermesi lazım. Eğer tek bir sayfada 30 tane görsel kullanırsanız her şeyi anlatmak adına tam tersi bir etki yaratırsınız uymamız gereken yöntem her bir rapor sayfası için belli bir spesifik iş sorusuna cevap vermek olmalı. Şimdi raporların estetiği elbette önemli bir konu ama aşırı dizayn, aşırı tasarım yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi. Bu en alt sağdaki örneğin derdi o. Kullanılan görsellerin ne anlattığından bağımsız arkada abartılı bir arka plan resim var iş sorusuna muhtemelen hiçbir katkısı yok. Fazla görsel anlamda fazla gereksiz şaşalı sayfalar yapmıyor olmamız lazım. Bir başka kötü örnek seçilen grafikle ilgili, seçilen görselle ilgili. Biz neredeyse bütün kapsamlarda boyut değerleri üzerinden bu şehir olabilir, kategoriler olabilir, markalarımız olabilir, her şey olabilir. Karşılaştırma yapmak isteriz hangi kategoride hangi ürünü daha çok satıyoruz? Karşılaştırma tüm kapsamlarda olmazsa olmaz sorulardan, soru gruplarından bir tanesi. Ama çok fazla boyut değeri olan bir sütunu, örneğin şehri, bir pay charta düşürürseniz, bu pay chart size istediğiniz bilgiyi, istediğiniz kalitede vermez. Ama aynı grafikleri bir bar charta, bir kolum charta düşürseniz, biraz daha anlamlı hale gelir. Ama bu şekilde bunlardan olsa olsa dart tahtası olur. Devam edelim kötü örnekler görmeye. Bu sayfadaki problemlerden bir tanesi çok fazla sayıda slicer'ın çok geniş alan kaplayarak raporda gözüküyor olması. Slicer'lar bizim rapor sayfalarımızdaki görselleri farklı değerlere göre kırmak için kullandığımız temel şeylerden bir tanesi. Ama rapor sayfalarında çok fazla yer kaplayacak şekilde bu şekilde kullanıyor olmak hatalı bir durum. Bu tasarımdaki bir başka problem, buradaki seçilen bar chart'ta alttaki değerlerin hiçbirinin düzgün şekilde okunamıyor olması. Hepsi dikey. Kafayı yatırmak lazım okuyabilmek için ancak. Öyle bile okumak zor. Bir başka problem, burada büyüklükler var ama büyüklüklerle ilgili bir etiket label gibi bir okumayı kolaylaştıracak bir şey yok. Ama diğer taraftan burada bir skala var. Eğer bu skala 25-20 buradaki çubukların büyüklüklerini anlamak açısından size yeterliyse okey. Ama değilse buradaki çubuklara bir label, bir etiket koymayı düşünebiliriz. Bir başka kötü tasarım, biraz önce etiket yoktu diye eleştirdiğim sayfayı bu sefer bu örnek özelinde gereksiz etiket kullanımı diye eleştireceğim. Boyut değerlerin okunmuyor olması ayrı bir durum. Fazla etiket kullandığımızda bu sefer görseli de okumak çok zorlaşıyor. Bu grafiğin hangi boyut değeri üzerinden neyi anlattığını anlayabilmek çok zor. Bir başka eksi nokta burayla ilgili üstte departmanlarla ilgili bir slicer konmuş ama departmanların ismi değil, kodları var. Kodları herkes şirkette biliyorsa ne ala ama genellikle böyle bir durum rapor tasarımını hata olarak değerlendirilir. Peki biraz iş sorularıyla ilgili ilişkilendirebileceğimiz bir başka kötü tasarım. Bir tasarım var ama sayfanın neyi anlattığı konusunda net bir durum yok. Burada büyüklükleri anlamak adına bir trimap kullanılmış ama o kadar fazla sayıda boyut değeri var ki şu küçük olanların ne kadar küçük olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Benzer şekilde soldaki görselde aynı çubuk üzerinde bir sürü farklı renkler var. Legend'dan gelen hangisi neye karşılık geliyor, büyüklükleri ne kadar anlamak mümkün değil. Ama buradaki en büyük problem bu sayfanın bir iş sorusuna düzgün bir şekilde cevap vermiyor olması. Peki tasarımlarla ilgili bir başka ölümcül hata sıkışık rapor tasarlamak. Alanı verimli kullanmak adına eğer görsellerinizi birbirine çok fazla yaklaştırırsanız arada boşluklar bırakmazsanız o rapor sayfası kötü görünür. Türkçede bir ifade var. Afakanlar basıyor, sıkışık rapor sayfası o hissi verir insana. Bir başka örneğe daha bakalım. Şimdi bazı iş sorularına hangi görsellerle yanıt verirsek daha iyi insight çıkartırız, daha kaliteli cevap alırız durumuna bir örnek. Aşağıdaki her iki görselde de aynı metrikler var. Diyor ki satışların kümülatifi, müşteri bütçesinin kümülatifi, satışlar kümülatif önceki yıl. Burada kullanılan bir bar chart, sağdakinde kullanılan görsel ise bir area chart. Ve cevap vermek istediğim soru şu. Bu sene kümülatif anlamda bütçeye göre neredeyiz? Geçen seneye göre neredeyiz? Bir karşılaştırma yapmak istiyoruz. Soldaki görsele baktığınızda o karşılaştırmayı anlayabiliyor olmak çok kolay değil. Karmaşık. Aynı metrikler var, aynı bilgiler var, hiçbir fark yok. Tek fark kullanılan görselin farklı olması. Soldaki yanıt vermek istediğimiz soruya doğru dürüst bir cevap vermezken, sağdaki istediğimiz cevabı neredeyse hiç zorlanmadan bize söylüyor. Renkleri de uyumlu kullanırsak bazı renklerin anlamı olumlu olumsuzdur demiştik. Satışlar mavi renkle gösterilmiş, bütçe kırmızı renkle gösterilmiş, önceki yıl içinde uygun bir renk seçilmiş. Aynı bilgiler, aynı metrikler sağdaki görsele baktığımda ben direkt şunu okuyabiliyorum. Mavinin alanı siyahın alanından daha yüksek, kırmızının alanından daha küçük. Geçen seneye göre daha iyi bütçemin gerisindeyim. Sağdaki konuşuyor, soldaki konuşmuyor. Peki şimdi kötü tasarımları gördük, iyi tasarımları nasıl yapacağız? İşin iş tarafıyla ilgili hangi soruya, hangi görselle cevap verelimi bu model içerisinde zaten birlikte öğreniyor olacağız. Ama işin tasarım boyutu için başkalarının yaptığı güzel tasarımlardan feyz almak mümkün. Birkaç site açacağım bununla ilgili. Bunlardan bir tanesi Microsoft'un kendi sitesinde Data Stories Gallery sayfası. Eğer bu keywordle aratırsanız, bu sayfayı rahatlıkla bulursunuz. Buradaki galeride farklı farklı kullanıcıların değişik konularla ilgili hazırladıkları rapor tasarımları var. Bu sayfaya bir göz atmanızda fayda olabilir. Çok fazla sayıda rapor tasarım var. Bazıları gerçekten hiç fena değil. Bu sayfaya, bu siteye galeriye bir göz atabilirsiniz. Bir başka site bakmanızı önereceğim. Novi Pro. Burada gerçekten tasarım anlamında, işlevselliğini iş anlamında bilmiyorum. Değerlendirmek çok kolay değil ama tasarım anlamında gayet güzel tasarımlar var. Renk seçimlerinden tutun, layout'a kadar yani yerleşime kadar hakikaten özenilmiş ve güzel gözüken rapor tasarımları var bu sitede. Şimdi hepsine tek tek bakmak mümkün değil ama ben bir tane beğendiğim örneklerden birini açayım. Niye beğendiğimi de açıklamak için. Bu rapor tasarımı ferah bir tasarım. Sıkışıklık hissi vermiyor. Renkler gayet birbiriyle uyumlu seçilmiş. Yeterli tezat aralarında var. Ve okumak kolay. Ve insanın gözünü yormuyor. Eğer bu rapor sayfası hangi konuyla ilgiliyse o konuyla iş sorusuna da doğru cevabı veriyorsa bu rapor sayfası tamamdır. Bir de Power BI İstanbul'dan bir örnek açalım. Power BI Dashboard örneklerine bakmadıysanız farklı konularla ilgili burada tasarımlar var. Bizim veri görselleştirme dersinde modülünde kullanacağımız datalar ve yapacağımız rapor tasarımları buradaki satış ve satış bütçeleri örnekleri. Biz bu rapor sayfalarını tasarlayacağız birlikte. Metrikleriyle, görselleriyle, renkleriyle birlikte. Eğer göz atmak isterseniz bir de daha önce yazdığım bir blog yazısını göstermek istiyorum. Veri görselleştirme üzerine yazdım. Buradaki şu listenin üzerinden geçmekte fayda var. En önemli hatalar burada yapılıyor çünkü. Tek bir rapor sayfasında her şeyi göstermek diye bir şey yok. Bir rapor sayfasında belli bir iş sorusuna düzgün yanıt vermeye çalışmak var. Tek bir sayfada çok fazla sayıda görsel kullanıyor olmak o rapor sayfasının daha anlamlı olduğunu göstermez. Tam aksine vermek istediğiniz bilginin okunmasını zorlaştırır. Artı insanın görsel hafızası sınırlıdır. Bir rapor sayfasında 8-10 maksimum bu sayıda görsel yeterlidir. Bundan daha fazla sayıda görsel kullanmak aynı sayfada o sayfanın okunmasını kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Renklerle ilgili çok basit ve etkili bir başka nokta ise herhangi bir boyut değeriyle ilgili bu marka olabilir, kategori olabilir, ürün grubu olabilir hiç fark etmez. Bir renk ataması yaptıysanız örneğin en önemli müşterinize bir sayfanızda mavi renk atadıysanız aynı renk atamasını o müşterinin gözüktüğü bütün diğer sayfalardaki görsellerde de aynen koruyun. Aynı markaya, aynı müşteriye bir sayfada mavi atadınız, mavi gösteriyorsunuz. Bir başka sayfada sarı, kullanıcının kafası karışacaktır. Ama aynı renk, aynı müşteriyi veya aynı markayı gösterirse bir süre sonra kullanıcı farkında olmadan renklerle sizin boyut değerleriniz arasında eşleştirme yapmaya başlar ve okuması kolaylaşır. Renklerin anlamları, bazı renklerin anlamları bütün dillerde aynıdır demiştim, bütün kültürlerde aynıdır. Eğer bütçenizi Herhangi bir ay için geçtiyseniz bu olumlu bir durumdur. Yeşil, mavi gibi renkler kullanın. Bütçenin çok gerisinde kaldıysanız sarı, turuncu, kırmızı gibi ne kadar geride kaldığınızın büyüklüğüyle orantılı olarak uygun renkleri kullanın. Daha önce DAX dersinde metriklerimizi yazarken bir naming convention, bir isimlendirme mantığından bahsetmiştik. O da rapor tasarımında önemli olan konulardan bir tanesi. 1 metreye satışlar TL dediniz. Öteki sayfada satışlar TL toplam dediniz. Euro dediniz. Hangi ismin neyi ifade ettiği rapor sayfalarınızda net anlaşılır olması lazım ki kullanıcının kafası karışmasın. Ama en önemli kısım ne derseniz benim değerlendirmem açısından belli bir estetik kaliteyi geçtiği sürece estetik anlamda her şey kabul benim için. Ama konu neyse, yaptığımız kapsam neyse, o kapsamla ilgili sorulara yanıt vermeyen, aksiyon almayı kolaylaştırmayan rapor sayfaların hiçbiri işe yaramaz. Ve tasarımı ne kadar iyi olursa olsun, otur sayfalar kötü sayfalardır.